Merhaba arkadaşlar, AYT testlerimizden kuvvet denge testinin çözümleriyle başlıyoruz. Demiş ki, şekil 1-2-3'teki sürtünmesiz olduğu düzeneklerde cisimler dengede tutuluyormuş. Daha sonra bu sistemler serbest bıraktığımda hangi düzenin bu şekilde kalabileceğini soruyor. Şimdi arkadaşlar, sistemin dengede kalabilmesi için gerekli olan şartımız nedir? O cisim veya sisteme etkilen toplam net kuvvetin ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Şimdi toplam net kuvvet sıfırsa 3 kuvvet dengede olması için bu kuvvetlerden herhangi ikisinin bileşkesi 3'üncüye eşit ve zıt yönde olmak zorunda. Yani şöyle düşünün, bu ip germesine kadar 40 Newton, bu ipte germe işte bu cismin ağırlığı olan 25 Newton. İşte bu iki ipin bileşkesi 30 Newton olabilir mi? Şimdi aradaki açıyı bilmiyorum. Aradaki açıya göre bu iki kuvvetin bileşkesi ne olabilir? Maksimum 65 ile minimum aradaki fark 15 arasında her değer olma şansı vardır. Dolayısıyla 30 olabilir mi? Olabilir. Yani bu sistem dengede kalır. Buraya bakarsak arkadaşlar 30 ve 20 Newton bileşkesi 50 olabilir mi? Olabilir. Ama nasıl olabilir? Bu aradaki açı 0 derece ise olabilir. Ama şimdi şekle baktığımız zaman bu aradaki açının da kesinlikle 0 olmadı. Yani bunlar paralel kuvvetler olmadı. Gözüküyor zaten. Dolayısıyla bu şekilde ne yapamaz? Dengede kalamaz. Bıraktığım anda ne yapacak bu sistem? Aşağı doğru hareket edecektir. Aradaki açı küçülecek ama asla 0 zaten olamaz. Aralarında belli bir mesafe olduğu için. Yani bu sistem dengede kalamayacak. Burada da 15 Newton ile 50 Newton'luk şu gerilmelerin bileşkesinin asla 70 olma şansı yok. Çünkü bunların bileşkesi en fazla aradaki açı 0 olsa dahi 65 olur. Yani 70 olma ihtimali yoktur. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir Adana olacaktır. İkinci sorumuz, yarı çapıra olan ağırlığı P olan bir tane küremiz varmış. Duvara bağlanmış şunun ağırlığı P. İşte duvarın burada neyi var arkadaşlar? Bir tepki kuvveti var ve düzlemin tepkisi düzleme dik ve merkezden geçecek şekilde şu yönde N. Bir de buradan çeken ip gerilmemiz var. O da neymiş? T'ymiş. Diyor ki ip gerilmesinin artması için ne yapılabilir? Şimdi arkadaşlar bu ipin ne var? Şurada yaptığı açıya beta dersem ben. Mesela alfa ile beta'nın toplamı 90 olacak şekilde. Şu ipin düşey bileşeni ne yapacak? Ağırlığı dengeleyecek. Yatay bileşeni duvarın tepkisini oluşturacaktır. Şimdi yatay bileşen duvarın tepkisi, hani mesela yatay bileşen artarsa duvarın tepkisi artar, azalırsa azalır. O duvarın tepkisi zaten her zaman ona eşit olacak. Ama bizim için mesele şu, ipin şu düşey bileşeni olan T'nin sinüs betası her zaman o kürenin ağırlığını dengelemesi gerekiyor. O zaman sen cismin ağırlığını arttırırsan, açı değişmediği için aynı şekilde duracak. Daha ağır bir cisim olduğu için, bunu dengelemek için açı değeri değişmiyorsa P arttıkça ip germesi ne yapacaktır? Artacaktır. Peki ipin boyunu kısaltmak ne işe yarar? İpin boyu kısalırsa o zaman ip şöyle bir duruma gelir arkadaşlar. Daha kısa olduğu için şuradan bağlanmış olacak. Ve dolayısıyla şu yatayla yaptığı beta açısı ne yapmış olacağız? Küçültmüş olacağız. Yani şu ikinci seçenekte sinüs betayı küçülttüğümüz için sinüs beta değeri azalıyor. T'nin sinüs betası ne yapacaktı? Bu ağırlığı dengeleyecekti. Sinüs beta değeri azaldıkça aynı ağırlığı dengelemek için ip germesi ne yapacaktır? Artacaktır. O da olur. Peki küreyi soğutursam, şurayı sileyim. Hop. Küreyi soğutursak da ne yapacak arkadaşlar? Küre büzüşecek ve ne yapacaktır? Yarı çapı küçülecektir. Peki yarı çap küçülünce bizim ipimiz merkeze bağlı olduğu için ip nasıl bir konuma gelecektir? O zaman bizim ipimiz şöyle bir duruma gelecektir. Yani şurada yatayla yaptığı şu beta açısı dediğimiz az önceki açı değeri ne yapacak? Bu sefer artacak. Bu sefer bu betayı arttırıyor. Sinüs beta arttıkça sinüs değeri artacak. O zaman burası artıyorsa aynı ağırlığı dengelemek için bu sefer ip germesi ne yapacaktır? Bu ise ip germesini azaltacaktır. Yani olmaz. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olacaktır. Ağırlıkları eşit ve G olan K ve X cisimleri. Şimdi X var, bir de burada K var. X'in ağırlığı eşit. Yani dolayısıyla burada aşağı doğru toplam ne var arkadaşlar? X'in toplam ağırlığı olarak 2G var. Bunlar dengelenmiş. Dengelendiyse arkadaşlar toplam kuvvet ne olacak? Sıfır olacak. Peki şu ipe bakarsanız bu ipin yatay bir de düşey bileşeni var. Açı tam köşegen olduğu için 45 olduğu için bu yatay ve düşey bileşenler zaten birbirine ne olmak zorunda? Eşit. Şu ipi bileşenler ayırsak bu ipin buraya doğru bileşeni 3 birimken aşağı doğru bileşeni nedir? 1 birimdir. Yani bunun ipin bileşenine şuraya 3K, şuraya da K diyebilirim. Bunun bu bileşenine de AA diyebilirim. Bileşenler eşit olacak. Şimdi sistem dengedeyse toplam kuvvet ne olmak zorunda? 0. Yukarı kuvvetler, aşağı kuvvetler, sağ kuvvetler, sol kuvvetler eşit olacak. Şu ipin şu A dediğimiz bileşen ne eşit burada? 3K eşit. Yani burası ne? 3K. O zaman şu düşey bileşeninde ne olmak zorunda? 3K. O zaman yukarı doğru olan 3K, aşağı doğru olan K artı 2G'yi dengeliyor. Yani o zaman 3K neyi dengeliyor? K artı 2G'yi. Buradan ben K dediğim değerin o zaman G'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. O zaman demek ki bu ipin bu bileşeni ne olacak? 3G olacak. Şu düşey bileşeninde G olacak. Bize bu ipteki gerilme nedir demiş. Aradaki açı 90 olduğu için. 3G'nin karesi artı G'nin karesinden kök 10G olarak bulmuş olacağız. Dördüncü sorumuz. Bir cismin dengede kalabilmesi için. Dengede olabilmesi için. Net kuvvet sıfır olmalıdır. Evet. Ama dengede kalmak için net kuvvetin sıfır olması yeterli bir şart değildir. Bir de ne olacak? O cismi etkileyen net torkun da sıfır olması gerekecek. Doğru.
Cisim hareketsiz olmalıdır. Şimdi arkadaşlar yatay düzlemde dengede ise denge demek ki illa hareketsiz olması da gerekmiyordur. Yani ne yapabilir? Sabit hızlı hareket eden bir cisim de nedir bizim için? Dengededir. Dolayısıyla cevabımız sadece 1 ve 2 Ceyhan olacaktır. G1, G2 ağırlıklı cisimler iplerle dengelenmiş. İp gerilimleri neymiş? Eşitmiş. Arkadaşlar zaten şuradaki açılar eşitse, dolayısıyla şu açılar da birbirine eşit olacak. 3 kuvvet dengede ise Lami teoreminden işte küçük açı karşısında küçük kuvvet, küçük açı karşısında büyük kuvvet, büyük açı karşısında küçük kuvvet olayı vardır. Burada gördükleri açılar eşitse bu T ile bu T birbirine eşittir. T arada kaç var? 60 var. O zaman bileşkesi ne olacak? T kök 3. Yani G1 ağırlığını T kök 3 tarafından dengelemiş oluyor. Yine şu açı ile şu açı birbirine eşit arkadaşlar. 90 artı 30, 120. Burası 120 olduğu için. Hatta şurası da 120. Dolayısıyla burası T ise burası T ise bunun ağırlığı da ne eşittir? T'ye. Veya T arada 120 olduğu için bileşkesi ne olacaktır? T yani G2'nin ağırlığı da T'ye eşit. Dolayısıyla oranlarsak G1 bölü G2 oranı kök 3 çıkacak. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Altıncı sorumuz demiş ki P ağırlığında türdeş bir küre şekildeki dengedeyken ipte gelme kuvvetin büyüklüğü T'dir. Sürtünmesi duvarına uyguladığı tepki kuvveti ne oluyor? İpin boyu bir miktar uzatılırsa, yine az önceki soruya benzer arkadaşlar. Yine aynı şekilde kuvvetleri bir gösterin. Ağırlığımız var aşağı doğru. İşte duvarın tepkisi var. Şuraya doğru da ip gerilmesi var. Şuradan da bir 90 derece çeksem. Duvarın tepkisi her zaman doğru deme dik olacağı için. Şu açıya da beta dedim. Şimdi T, N ve G. Şimdi T'nin bir bileşeni G'yi, bir bileşeni de N'i oluşturacak. Şimdi biz ipin boyunu bir miktar uzatırsak, o zaman bizim ipimiz ne olacak? Bizim ipimiz şu konuma gelecek. Yani duvar burada olacak. İpimiz bu konuma gelecek. Yani şuradaki beta açısını ne yapmış olacağız ipin boyunu uzatmakla? Beta açısını arttıracağız. Peki bu ipin şu sinüs betası yani yukarı doğru olan bileşen neye eşit olmak zorunda? G'ye eşit olmak zorunda. Ve ağırlığımız ne yapmıyor? Değişmiyor. Ben açıyı büyüttüğüm için yani ipin boyu uzayınca şu beta arttığı için sinüs değeri arttı. Sinüs değeri arttığı için T ne yapacaktır? T azalacaktır. Peki o T'nin yatay bileşeninde duvarın tepkisi ne olacak? Yani T çarpı kosinüs beta da ne yapacak? Duvarın tepkisini oluşturacak. Dolayısıyla T'miz azalıyor. Sonuçta bu açı büyüdüğü için G değişmediği için aynı ağırlığı taşımak için ip gerilmesi azalıyor. O zaman ayrıca açı büyüdüğü için onun kosinüs değeri de azaldığı için o zaman N de bunların yatay bileşeni eşit olacağı için N değeri de ne yapacaktır? Azalacaktır. Yani T de azalır, N de azalır. Cevabımız Edirne olacaktır. Demiş ki ağırlığı önemsiz. KLMNP ipleri şekildeki düzene kurulmuş. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar sistem dengedeyse ne olacak? Toplam kuvvet sıfır olacak. Aşağı kuvvetler yukarı kuvvetlere eşit olacak. Yani K ipindeki gerilme P ipindeki gerilmeye eşittir. Sağa doğru olan N ipindeki gerilme de sola doğru L ipindeki gerilmeye eşittir. Bunların ikisinin de bileşkesi neye eşittir? M'ye eşittir. M ipindeki gerilmeye. En büyük gerilme K ipindedir. Hayır arkadaşlar en büyük gerilme M'dir. Çünkü M'nin bir bileşeni zaten L'ye diğer bileşe de K'ya eşit olduğu için kendisi bunlardan büyüktür. K ile L de P ile N ipine eşit olduğu için en büyük gerilme burada kimde olacaktır? M'de. M ipindeki gerilme kuvvetin büyüklüğü P ipindekine eşittir. Hayır M en büyüktür arkadaşlar. L ipindeki gerilme kuvvetin büyüklüğü N'ye eşittir. L ile N eşit midir? Evet sağ kuvvetler sol kuvvetlere eşit olacak. O zaman bu doğrudur. K ipindeki gerilme büyüklüğü P ipindeki küçüktür. Hayır K ile P eşittir. Yukarı kuvvetler aşağı kuvvetlere eşit olacak. Cismin ağırlığı M ipindeki gerilmeye eşittir. Hayır M ipindeki gerilmenin bir bileşeni cismin ağırlığını dengeliyor. Bu da yanlış. Cevabımız Ceyhan olacaktır. P ağırlığındaki cisim şekil 1'de dengedeyken KLM iplerindeki gelme kuvvetini vermiş. Şekil 2'deki duruma geçerse ne olur demiş. Arkadaşlar şekil 2'ye bakacak olursanız şu açı kaç derece? 120. Şu açı kaç derece? 120. Şu açı kaç derece? 120. Sonuçta açılar eşitse kuvvetler eşittir. Yani ikinci durumda P, K ve L ipindeki gelme ve P'nin ağırlığı 3'ü de birbirine eşit. Ama başlangıçta bakacak olursak arkadaşlar şu K ipindeki ipin bir bileşeni P ağırlığını dengeliyor. Bir bileşende ne yapıyor? L'nin ağırlığını dengeliyor. Ha M ipi ne yapıyor? M ipi gene P'yi taşıyor. Burada da M ipi aynı P'yi taşıyor. O zaman M ipi P'ye eşit olduğu için ne yapmaz? O zaten değişmez. O orada dursun. Burada K ipinin arkadaşlar bir bileşeni P'ye eşitken burada K ipi direkt P'ye eşit oluyor. O zaman K ipi başlangıçta P'den daha büyük. Hatta burada lamiyi uygularsak direkt ben şöyle yapayım. Hiç uğraşmayayım bileşenlerden ayırmaya. Şöyle açılara bakacak olursak arkadaşlar burası 90 artı 30'dan 120 derece. Şurası 90 artı 60'dan 150 derece. Burası da 90 derece. Küçük açı karşısında büyük kuvvet olduğu için burada K ipindeki gerilme en büyüktür. Sonra L ipindeki gerilmedir. Açı en büyük olduğu için M ipindeki gerilme en küçüktür. O da zaten P'ye eşit. Ve ikinci durumda hepsi P'ye eşit olduğu için bir tek M ipindeki gerilme değişmiyor. K ipi ile L ipi ikisindeki gerilme de ne yapıyor? Azalıyor. Azalır, azalır, değişmez olacak. O da Edirne şıkkımıza koymuşuz. Cevabımız Edirne olacaktır.
Yine P ağırlığındaki küre şekildeki ipleri de dengelenmiş. Buna göre kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar ne var? Kürenin aşağı doğru ağırlığı var. Şuraya doğru duvarın tepkisi var. Şuraya doğru ip gerilmesi var. Şimdi bu ip gerilmesinin bir bileşenin duvarın tepkisini, bir bileşenin de ağırlığı dengeleyecektir. Şu açıya da beta dedim. O zaman bileşenleri buna eşit olduğu için o zaman bir kere T her zaman N büyüktür. Yani T N'den de büyüktür. T P'den de büyüktür. Çünkü bir bileşeni işte sinüs betası P eşit, kosinüs betası da N'e eşit. Bileşenleri bunlara eşit olduğu için kendisi daha büyük. Yalnız bu açı değerini bilmediğim için ben bunun düşey bileşenini daha fazla, yatay bileşenini daha fazla bilemem. Yani ben burada N ile P arasında kesin bir şey bulamam. Belki açı 45'tir, eşittir, belki farklıdır bir şey diyemem. Ama kesinlikle T'nin en büyük olduğunu söylerim. Cevabımız 2 ve 3 Edirne olacaktır. Birinci duvar sabit dururken ikinci duvar şekildeki yöne getiriliyor. Duvarların uyguladığı kuvvet ne olur? Arkadaşlar burada çantadan yola çıkacağım. Şimdi çanta mantığımız neydi? Şuydu. Sabit bir yükümüz varsa, değişmeyen bir yükümüz varsa ve bu yükü taşıyan iki tane kuvvet varsa işte F1, F2. Mantık şu. Bu iki kuvvet arasındaki açı büyüdükçe gerilmeler artar. Aradaki açı küçüldükçe gerilmeler bu sefer ne yapar? Açı küçülürse de gerilmeler azalır. Sonuçta açı büyüdükçe bileşkenin azalması lazım ama bileşke aynı P eşit olduğu için kuvvetler artıyor. Açı küçüldükçe bileşkenin artması lazım ama bileşke değişmeyeceği için bu sefer kuvvetler azalıyormuş gibi düşünün. Peki burada kuvvetlerimiz ne? Çantamız kim? Ona bakacağız. Şimdi burada ne var? Bir P yükü var. İşte değişmeyen zaten bunun ağırlığı. İşte şurada ne var? Şurada bu duvarın tepkisi F2 diyeyim. Bir de şu yatay duvarın tepkisi F1 var. Yani F1, F2, P. Ve aradaki açı ne kadar? Aradaki açı şu kadar. O alfa dediğimiz açı da bu. Şimdi ikinci duruma getirsek duvar buraya gelince ne olacak? P yine düşeyde kalacak. Yani şu P'nin yönü doğrusu zaten değişmiyor. Büyüklüğü de değişmiyor. Düşey duvar yine aynı yerde olduğu için F1'in yönü yine değişmeyecek. F1'imiz yine burada olacak. Ama şu ikinci duvarın tepkisi düzleme dik olacağı için artık ikinci duvarın tepkisi şu doğrultuda olacaktır. Düzleme dik olacağı için. Yani az önce neydi? Az önce şu doğrulttaydı. Şimdi ikinci düzlem yataya doğru geldikçe onun tepkisi şu başlangıçta bu durumdayken sonra bu duruma doğru geliyor. Yani F2'miz şu konumdan buraya doğru taşınıyor. F2 bu duruma geliyor. O zaman sabit yükümüz yani bizim çantamız kim? Çantamız bu. O çantayı taşıyan kuvvetler arasındaki açı buyken biraz sonra o kuvvetler arasındaki açı ne yaptı arkadaşlar? Küçüldü. Aradaki açı küçüldükçe o zaman ikisi de ne yapacaktır? İkisindeki gerilme de azalacaktır. Cevabımız Bursa olacak. Dört tane yük var, dengelenmiş. Diyor ki ne yaptık? P3 ile P4 arasındaki ipi kestik. Bu ipi kesersek. Arkadaşlar şunu düşünün. Aradaki işte ip kesince burası hafifleyecek, hafifleyince bunlar yukarı çıkacak. İşte bunlar aşağı inecek. İpler şu konuma gelecek. Şöyle bir yerde dengeye gelecek. Bana ne? Niye bana ne? Şundan dolayı. Şimdi bir ipin ucuna bir yük asılıysa o ip dikelme direkt o yük eşittir. Yani burada P1 yükü olduğu için şu ip yani T1 ipi her zaman neyi dengeliyor? P1'i dengeliyor. Şu T2 ipi de her zaman kimi dengeliyor? P2'yi dengeliyor. Dolayısıyla sistem tekrar dengeye geldiği zaman bu iplerin ucunda yine aynı P1 ve yine aynı P2 olduğu için bu ipler dikelmede ne yapmaz? Değişmez. Ha bileşkesi P3 artı P4'tü. Şimdi aradaki açı büyüyerek hani kuvvetler değişmedi ama açı büyüyerek bileşke küçülecek. Artık sadece P3'ü dengelemiş olacak. Ama iplerin ucuna bir yük asılıysa o ip dikelmeler sadece o yükün ağırlığın değişmesiyle ancak değişebilir. Yaylar özdeş yani bu ne demek? Yay sabitleri eşittir. Uzama miktarlarını soruyor. Şimdi uzama F eşittir neye? K çarpı X'e. O zaman ne kadar uzayacağı çeken kuvvetle alakalıdır. Dolayısıyla bu adamın ağırlığı P olduğu için bu yayı P çekiyor. P çektiği için bu yay X uzar. Şurayı çeken nedir? Direkt aynen P ile itiliyor. Bir de bunun ağırlığı olduğu için buraya aslında toplam 2P çektiği için şu yay ne yapıyor? 2X uzuyor. Burayı 2P çektiği için bu yay 2x uzuyor. Şu yay ise 2P artı bir de buradan P olduğu için o zaman 3P çektiği için bu yay 3x uzayacak. Burada 2P var ama paralel. Paraleller ise kuvveti ne yapıyor? Paylaşıyor. Yani P'si bu, P'si bu çektiği için. O zaman bu da ne kadar uzuyor? X uzuyor. O zaman birinci yaydaki uzamamız 1x, ikinci yaydaki uzamamız 3x, üçüncü yaydaki uzamamız 1x. Yani 2 büyük olacak, 1 ile 3 eşit olacak. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz bu soruda da ne? Şu ip T1 ipi geliyor, 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 geliyor makaranın etrafından geçip buraya bağlanıyor. Yani T1 ipi ile T2 ipi aynı ip. Ve ucunda ne var? P var. O zaman dengedeyse sistem T2 P'ye eşittir. O zaman T1 de P'ye eşittir. Ha bu ikisinin bileşkesi de T3'ü oluşturacaktır. Peki makara ağırlığı önemsemediğine göre P ağırlığı arttırırsa. P ağırlığı artarsa ne olur? O zaman T2 artar çünkü T2 P'yi taşıyordu. O zaman T2 arttı. Dolayısıyla T2 ipi ile T1 ipi aynı ip olduğu için o zaman T1 de arttı. Bu arttı, bu arttı.
O zaman x de aynı oranda arttı. Hatta ne yaptı işte? Kaç katına çıkardım? 3 katına çıkardıysam artık bu 3p, bu 3p oldu. O zaman bu ikisinin bileşkesi t3'ü verdiği için o zaman ikisinin bileşkesi de ne yapacaktır t3'te? Artacaktır. Ama ne yapmayacak? Sonuçta ikisi de aynı oranda arttığı için şu kuvvetle şu kuvvet eşit olduğu için bileşkesi nerededir? Bileşkesi tam açıortaydan geçmesi gerekiyor. Yani şu açı kaç derece arkadaşlar? 45, 45. Biraz sonra yine şu kuvvetler eşit olacağı için çünkü aynı ip. O zaman açı yine 45, 45 olacağı için alfa açısı ne yapmayacak? Değişmeyecek. 3'ü artacak, alfa değişmeyecek. Cevabımız Ceyhan olacaktır. P1, P2 ağırlıklı cisimler çekirdek denge dikelim. Gelme kuvvetleri T1, T2, T3'müş. Açıları vermiş. Buna göre hangisi olabilir? Lami yapacağız arkadaşlar. Küçük açı karşısında büyük kuvvet, büyük açı karşısında küçük kuvvet olacak. Şimdi arkadaşlar bir kere alfa ile beta ikisi de neymiş? 90'dan küçükmüş. Ama ne kadar küçük olduğunu biliyor muyum? Belki 89-88 dereceler, belki 30'a 32 derece fark etmiyorum, bilmiyorum. Dolayısıyla ben sadece şunu söyleyebilirim. Sonuçta şurası 180 eksi beta, şu da 180 eksi alfa olduğu için yani ben şu açıya x açısı diyeyim, şu açıya y açısı diyeyim. Ne diyebilirim arkadaşlar? Burada beta daha büyük olduğu için x açısı y'ye göre nedir? Daha küçüktür. Şimdi o zaman alfa artı betanıyla x y'yi kıyaslayabilir miyim? Hayır. Sonuçta belki 89-89 toplarsam işte ne olacaktır? Sonuçta bu ikisinin toplamı y'den de büyük, x'den de büyük olabilir. İkisinin toplamı y'den de küçük, x'den de küçük olabilir. Yani kesin bir şey deme şansım yok arkadaşlar. O zaman ben burada sadece x ile y arasındaki ilişkiyi bildiğim için, küçük açı karşısında büyük kuvvet olduğu için ne söyleyebilirim? X'i gören işte T2 yani T2, P2 olduğu için o zaman T2 ipindeki germe, y'yi gören T3 ipindeki germeden kesinlikle daha büyüktür. Bu kesindir. T1 Allah bilir. T1 hakkında bir şey diyemeyiz. O zaman T2 T1'den büyük olabilir. Niye olmasın? T2 T3'ten büyük. Bu kesin zaten. T1 T3'ten büyük. Bu da olabilir. Bilemiyorum yani. Olabilir dediği için 3'ü de doğrudur. 3'ü de olabilir arkadaşlar. OX, OY, OZ ipleri var. P ağırlığı F kuvvetiyle dengeli. F kuvvetinin doğrusu değiştirmeden büyüklüğü arttırılırsa. Arkadaşlar şöyle düşünün. T1'in ne yapacak? T1'in şu bileşeni F'i dengeleyecek. T1'in şu bileşeni de kimi dengeleyecek? Buradaki P ağırlığını dengeleyecek. P ağırlığı değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. Yani bir kere şu T3 ipindeki germe ne eşittir? P eşittir. Sen buradaki F'i arttırırsan ama yine yatay doğrultuda uygulayacak şekilde F'i arttırırsan sistem ne yapacak? Sistem şu duruma gelecek. Yani bu ip biraz daha şu tarafa doğru kayacak. F'imiz artık daha büyük bir değerde çekiyor. Ama burada gene neyimiz var? Gene P yükümüz var. Yani P yükü yine burada olacak. T3 ne yapmayacak? T3 yine P'ye eşit olduğu için T3 değişmeyecek. T2 F'e eşitti. F'i arttırdığım için T2 artacak F arttığı için. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Bu ikisinin bileşkesi T1'i verdiği için bir bileşen değişmiyor ama diğer bileşen arttığı için bileşkesi olan T1 de artacaktır. Ve T1 bu duruma geldiği için şuradaki teta açımız ne yapacaktır? Teta açısı da artacaktır. T1 de artacaktır. T2 ile T3 değişmez demiş. T3 değişmez ama T2 değişir çünkü T2 F eşit arkadaşlar. F arttığı için T2 artacaktır. 1-2 cevabımız Denizli olacak. Yine uzamayı sormuş. Yine özdeş yerler yani yay sabitleri aynı. K'lar eşit. Yayların uzaması F eşittir neydi? K çarpı X. K'lar aynıysa o zaman çeken kuvvete bakacağız. Bunu P çektiği için bu yayı bu X uzar. Şurayı ise ne yapar? Toplam 2P çektiği için bu yay 2X uzar. Burayı P'yi ikisi paylaştığı için P bölü 2 P bölü 2 paylaştığı için arkadaşlar bu ne yapar? Bu X bölü 2 uzar. O zaman en fazla uzayan 1'dir. Sonra 2'dir. Sonra 3'tür. Yani 1 büyük, 2 büyük, 3 cevabımız Edirne olacak. Eşit uzunluktaymış kaleme ipleri. Sistem dengedeymiş. Germe kuvveti bu. Diyor ki O nokta tarafından dönebilen bir nolu düzlem ok yönde bir miktar çevrilirse. Şimdi arkadaşlar M ipin ucunda ne asılı? P asılı. O zaman M ipindeki germe her zaman P'ye eşittir. Ve ne yapmaz? Hiçbir zaman değişmez. Çanta yapacağım. Değişmeyen iki yük var. O zaman ben neye bakacağım? Şu kale iplerindeki germenin nasıl değişeceğini bulmak için. Şu aradaki açıya bakacağım. Peki ben bu düzlemi buraya doğru biraz döndürürsem ne olacaktır? O zaman K ipi ne yapacak? K ipi biraz şuraya doğru gelecek. L ipi de şuraya doğru gelecek. İşte bizim M ipimiz yine burada olacak. Ve dolayısıyla şu iki ip arasındaki şu açı alfa dediğim o açı değeri ne yapacak? O alfa dediğim açı küçülecek. Sabit bir yükü taşıyan iki kuvvet arasındaki açı küçüldükçe oradaki gerilmeler de ne yapacaktır? Azalacak ve azalacaktır. Azalır azalır değişmez. Cevabımız Edirne olacak arkadaşlar.